Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamız anlatımdan ziyade teorik olacak. Hesaplamalar yapacağız. Neyin hesaplamasını yapacağız? Arkadaşlar madem COVID-19 salgını günlerindeyiz ve salgının bulaşması için öksürük, hapşırık gibi tükürük yolu, su yolu taşıyıcılar, virüsü bunlar üzerinden ve bireysel mesafelerimizi tayin ederken uzmanlar arasında şöyle görüş vardı. Büyük tanecikler 1-1,5 metre gider, küçük tanecikler daha uzağa gider. Tükürüğümüz içerisinde, ağız salyamız üzerinde bu tip taneciklerin, baloncukların, damlacıkların olduğu söylendi. Biz de mikroskobumuzda, diğer videolarımızdan da görmüşsünüzdür. Mikroskobumuzda incelediğimiz tükürük salgısının görüntülerine baktık. Arkadaşlar cep telefonumdan ben fotoğrafları size tek tek önce bir izah edeyim. Şu gördüğünüz büyük tanecik, bir de onun yanında küçük tanecik var. Şimdi arkadaşlar birkaç resim daha gösteriyorum. Evet, görüyorsunuz arka planda daha büyük bir tanecik var. Önde küçük tanecikler var. Bir de arkadaşlar küçüğün de küçüğü, üçüncü bir tanecik daha keşfettik. Şimdi onunla vakit harcamayacağız. Şu küçük taneciklerle daha büyük tanecikler arasında ne gibi fark var? Ne kadar uzaklığımız ne kadar olmalı? Mümkünse ne kadar olmalı? Yani en azı ve en fazla. Şimdi arkadaşlar şöyle resimlerimiz. Evet, şuradan resimlerimizi gösteriyorum size. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz küçük tanecik, efendim tam çıkan olanlardan bir göstereyim, bir dakika buradan Sağlık Bakanlığı'nın mesajları. Şöyle daha güzel net görüntülerden size seçeyim. Evet şu. Şimdi arkadaşlar biz cep telefonumuzdaki bir resmi büyüttük ve bunu fotoğrafladık. Şunları baz aldık. Dikkat ederseniz küçük tanecikler arkadaşlar tam benim cep telefonumdaki büyüklüğü 1 milimetre. Şimdi ben bu küçük taneciklerin V1 renkli kalemle yazayım. Siz daha da iyi görün. Kırmızı ve mavi kalemlerimizi çıkaralım. Arkadaşlar V1 yani özür diliyorum. Önce yarı çap. R1 yarı çapı 1 santimetre. Dikkat ederseniz arkadaşlar hemen yanında büyük tanecik var. 1 santim, 2 santim biraz daha büyük. O da 2,5 santim. R2 eşittir 2,5 santimetre alıyorum. Şimdi önce hazır fotoğraflar üzerine biraz izah edeyim. Şimdi tükürük bezleri dikkat edin arkadaşlar. Bir müddet bekledikten sonra yani çok bir uzun bir süre olmaksızın bakın büyük tanecikle küçük tanecik arasında bir yapışma. Evet, burada da görüyoruz arkadaşlar. Resimlerimizi biraz izah. Evet, şimdi bakın 1 santim, 2 santim, 2,5 santim. Ekran üzerinde büyük taneciği biz 2,5 santim görüyoruz. Şurada dikkat ederseniz büyük tanecikle küçük tanecik artık birleşmeye başlıyor. Şimdi tükürük bezini çok uzun süre beklediğinde artık aralarında sınır kalmıyor ve tükürük bir noktada hem su ihtiva ediyor hem de sindirim enzimleri ihtiva ediyor. Şimdi arkadaşlar bu da benim oğlum, işte bu da bizim neymiş bu bir ilaç ismi. Bu da işte mikroskopumuzda Muhammed'in çalışmaları. Şimdi arkadaşlar gelelim hesaplama konusuna. Ben bu video kısmını, resim kısmını şu anda kapatıyorum. Hesap kısmımıza geçelim. Ben bazı rakamları hesap makinesiyle daha önceden yaptım. Videoda fazla zaman almasın diye. Şimdi arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Peki küçük taneciğimizin yarı çapı 1 santimetre. 1 santimetre. Peki bunun hacmi ne kadar? Evet arkadaşlar kürenin hacminden V1 eşittir. Küre hacmi malumunuz 4 bölü 3 pi R1 küp. Buradan da işlemleri yerine koyarsak 4 bölü 3 pi yerine 3,14 hassas hesap yapalım. 1 kübü bu işlemin sonucu arkadaşlar 4,187 gram bölü santimetre küp.
Evet arkadaşlar, bize şu lazım. V1 taneciğinin 4,187 gram bölü santimetre küp hacmi. Şimdi öncelikle bu taneciğin tam dolu olduğunu düşünüyoruz. İçinde hava boşluğu olmadığını düşünerek hesap yapıyoruz. Peki V1 taneciği bulursa bu taneciğin kütlesi ne kadardır? V1 taneciğinin kütlesi M1'dir. V1 çarpı D su. Arkadaşlar D suyu da 1 alırsak M1'imizi, yani bu tükürük üzerinde küçük taneciğin kütlesini 4,187 gram olarak buluruz. Suyun öz kütlesi, özgül ağırlığı 1. Santimetre küpte 1. Şimdi gelelim büyük taneciğimize. V2 eşittir. Değerleri büyük tanecikte yerine koyuyorum. Karışmasın diye ayırıyorum burayı. Evet arkadaşlar, 4/3 pi R2 küp olarak ayırdığımda V2'nin değeri buradan 4/3, 3,14'ü koyalım. Hiç üşenmeden 2,5 kübünü alıyoruz. Arkadaşlar bu işlemleri ben daha önce de hesap makinesiyle yaptım, size ayırdım. Bu çarpma işlemlerini, küplü işlemleri yaptığımızda arkadaşlar V2'yi 65,41 gram bölü santimetre küp olarak buluyoruz. Suyun yoğunluğu 1 ise yine aynı formülasyonla V2 çarpı D2 D su eşittir. Tükürüğü tamamen su olarak kabul ettik. Buradan M2'yi yine 65,41 gram bölü santimetre küp buluruz. Bakın arkadaşlar, küçük taneciğin kütlesi 4,187 gram. Onun büyük taneciğin kütlesi 65,41 gram. Yaklaşık olarak arkadaşlar 16 kat. Büyük tanecik küçük tanecikten 16 kat. Düz mantıkla, sıradan bir mantıkla şöyle diyebilir. Yani bir kişi böyle derse biz fazla itiraz etmeyiz. Hocam, küçük tanecik bir kişi hapşurduğunda, öksürdüğünde, özür dilerim, önce büyük tanecik, büyük tanecik, büyük diyelim, büyük tanecik 1 metre gidiyorsa küçük tanecik lineer orantı, doğru orantı olarak küçük için şöyle yazalım. Ne kadar atıyorum onun 16 katı, 16 metre. Ya hocam, takip mesafemiz, biz işi garanti olsun diye efendime söyleyeyim, 16 metreye mi çıkaralım? Şimdi arkadaşlar bu düz mantıkla. Fakat biz şunu biliyoruz ki tükürüğün hepsi su değil ki. İçinde hava var. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Siz daha iyi göresiniz de ben kağıdımı ters çeviriyorum. Yeniden hesaba giriyorum. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bir küçük taneciğimi çizdim. Muhammed fazla kamerayı oynamaya gerek yok. Evet arkadaşlar, küçük taneciğimizin hemen fotoğraflar sizin videolarınızda da görünüyor. İçteki yarı çapı ve dıştaki yarı çapı olmak üzere. İç yarı çapı 0,8 santimetre, 8 milim. Dıştaki de 10 milim, yani 1 santimetre. Burası da boşluk. Arkadaşlar biz İstanbul Üniversitesi Fizik bölümünü okurken kuantum hocamız vardı. Kavite ışıması, boşluk ışıması derken şu kısımlara, maddenin bu kısımlarına İngilizceden çeviri şeklinde et kalınlığı tabiri kullanılır. Burada bir suyun, metalin artık burada damlacık olduğu için su. Dikkat edin arkadaşlar, bizim bu parçacığımızın şimdi hacmini hesaplayacağız. Nasıl hesaplıyoruz? Boşluğu da hesaba katacağız. O zaman ve küçük tanecik biri olarak gönlünüzü göstermiştik. Nedir efendim? 4/3 pi dıştaki halkadan içteki halkayı çıkarırsak oradaki et kalınlığı çıkacak ortaya. 1'in kübü eksi 0,8'in kübü şeklinde yazarız. Bu işlemi arkadaşlar, meraklısı zaten hesap makinesiyle tekrar yapabilir. Arkadaşlar buradan çıkan işlem, bunun hacmi, küçük taneciğimizin hacmi 2
0,43 santimetre küp. Dikkat edin, içi dolu taneciğe göre arkadaşlar hacim düştü. Hocam hacim düşerse biz bu küçük taneciğin kütlesini buluruz. Nasıl? V hacim çarpı D su. Tükürük sonuçta su. Buraya koyduğumuzda arkadaşlar yeni kütlemiz, bu küçük taneciğin yeni kütlesi 2,043 gram olur. Bu kenarda beklesin. Hatta neyse, renkli kaleme geçmeyeceğim. Şimdi renkli kaleme büyükten geçelim. Arkadaşlar büyük taneciğimizin, evet büyük taneciği sembolize edelim. Kalemimizde tam yazmama zamanı buldu. Evet arkadaşlar, resmimiz kötü ama anladınız sanırım. Büyük taneciğimizin dış yarı çapı neydi arkadaşlar? 2,5 santimetreydi. Tükürüklerin fotoğraflardan görürsünüz, bizim boyutlardaki şu baloncuk dışındaki et kalınlığı nedir arkadaşlar? 2,3 santimetre. Şimdi o zaman V büyük damlacığın kütlesini, özür dilerim, hacmini ölçüyorsak yine dışarıdan şunun içeridekini çıkarıyoruz. 4/3 pi, aç parantez, 2,5'un kübü eksi 2,3'ün kübü. Bu işlemleri yine hesap makinesinden yaptığınızda, ben zaten yine daha önceden size söylemiştim, yaptık, kenara ayırdık, 14,51 santimetre küp. Neyin hacmi? Bunun hacmi. Şuranın hacmi. Peki, hacmi bulduk. Peki, büyük damlacığın kütlesi nedir? Büyük damlacığın kütlesi, bakın arkadaşlar, M büyük, V büyük çarpı D su. O da arkadaşlar 14,51 arkadaşlar, 14,51 gram. Şimdi dikkat ederseniz içi doluyken ne çıkmıştı? 64,41. Bakın M büyüğün 64,41 gram çıkmıştı. Ne zaman? Damlacığı artık full dolu. Dolu olarak. Dikkat ederseniz arkadaşlar 14 nere, 64 nere. Şimdi bu bilgileri kullanarak bir hesap, özür dilerim, grafik. Şimdi bunu alta koyuyorum. Alta koydum. Arkadaşlar eğer bizim deneyimiz vakum ortamında olmasaydı, bir uzay boşluğundayız, orada bir kişinin hapşurduğunu düşünüyoruz. Cin Ali şeklinde bir kişi çiziyor. Madem bu arkadaşımız, bu hastalık bize Çin'den geldi, biraz kısa boylu olabilir. Şimdi bunun arkadaşlar ağızdan yer olan yüksekliğini de 1,25 santimetre aldım. Ama şimdilik bunu işlemeyeceğim. Şimdi arkadaşlar eğer burası vakum olsaydı, vakum boşluk olsaydı, bu arkadaş hapşurduğunda haliyle küçük parçacık şöyle daha ileriye düşerdi. Küçük damla. Fakat arkadaşlar daha büyük olan parçacık öngördüğümüz şekilde buraya düşerdi. Büyük parça. Büyük damla. Ne zaman arkadaşlar? Vakum olduğu zaman. Boşlukta. Peki biz boşlukta mı yaşıyoruz? Evet. Hava ortamındayız. İçinde bulunduğumuz bir atmosfer var. Zaten hava olmasaydı pandemi olmazdı. Bu neyle yayılıyor? Havayla yayılıyor. Şimdi arkadaşlar havanın varlığında hava bir kaldırma kuvveti uyguluyor. Ben hemen hemen aynı şekli iz düşüm yaparak sizinle şu şekilde çizmek istiyorum. Şu şekilde yine aynı adam. Şimdi havanın olmadığı zaman şurası vakum demiştik. Vakum yani boşluk. Şimdi arkadaşlar kaldırma kuvveti yok mu? Dolayısıyla şimdi bu sefer hesapta ne olacak? Hava küçük parçacığı daha az kaldıracak. Dolayısıyla küçük parçacık öne düşecek. Teoremiz budur. Küçük burada.
damla. Büyük parçacık, yani büyük su taneciği arkadaşlar daha ileri düşecek. Büyük damla. Arşimet, kaldırma prensibi. Peki ne oldu? Bizim hep öngördüğümüz terse döndü. Arkadaşlar daha önceki İspanyol gribinde olduğu üzere ne denmişti? Çift dalga. İki dalga bekleniyor. Arkadaşlar bu iki dalga beklenmesi bize şunu gösteriyor. Şimdi bu damlacıklar yaz aylarında hava sıcak ve rüzgar olmadığı için damlacıklar çok öteye taşınmayacak. Sıcak ortam olduğundan dolayı da virüs daha çabuk ölecek. Peki toplumumuzda her gün şu anda binlerce insan yeni vaka olarak görülüyor. Bu virüs bir müddet beklemeye geçecek. Ne zamana kadar? Soğuk havalar, rüzgarlar gelene kadar. Şimdi yazın bir insan hiçbir esinti yok. Hepimiz sıcaktan kavruluyoruz. Hapşurduğumuz yerde, öksürdüğümüz yerde kalır damlacık. Fakat kış aylarında, bahar aylarında rüzgarın olduğu ortamda bir yere hapşurduğumuzda rüzgarın etkisiyle görüyorsunuz büyük damlacığı etkiyen kaldırma kuvveti daha fazla olduğu için çok daha ötelere taşınır. Ben notlarıma bakıyorum arkadaşlar. Evet. Peki arkadaşlar şöyle bir şey var. Dikkat ederseniz büyük damlacığın, bak küçük damlacığın yoğunluğu M küçük bölü V küçük arkadaşlar. Buradan M küçük damlacığın yoğunluğunu biz bakın ağırlığı neydi? 2,043'tü. Bunun hacmi de 4,187 bulmuştuk. Küçük damlacığımın yoğunluğunu 0,488 gram bölü santimetre küp buldum. Dikkat edin. Küçük damlacığın yoğunluğu bu. Büyük damlacığın yoğunluğunu bulalım. Büyük damlacığın yoğunluğu. Verileri kullanıyorum tekrardan. Neydi büyük damlacığımın ağırlığı? 14,51 bölü hacmi 65. Arkadaşlar buradan ne çıkıyor arkadaşlar? 0,22 gram bölü santimetre küp. Dikkat edin. Birisi 0,22, birisi 4,18. Dikkat ederseniz arkadaşlar küçük parçacık büyük parçacıktan daha yoğun. Yoğunluk varsa nedir? Difüzyon olur. Yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama madde geçişi. Yani küçük parçacıktan büyük parçacığa madde geçici. Bunu biz nereden görüyoruz? Hemen açalım tekrar videomuzu, resimlerimizi, özür. Dikkat edin arkadaşlar şuradan daha bakın. Büyük parçacıktan küçük parçacığa doğru madde geçişi oluyor. Dolayısıyla iki damlacık arasında madde geçişi en nihayetinde denge noktaya gelinceye kadar. Arkadaşlar teorik açıklamalarımızı yaptık. Bizim de konu hakkında bilgi vermiş olduk. Tabii şöyle bir şey var. Aynı enerjiyle, aynı hapşurukla bu damlacıklar nereye, ne kadar öteye düşer? Bununla ilgili deneyimizi yapacağız. Deneysel olarak açıklamaları göstereceğiz. Şimdilik bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum.